Bu sazlara bir alkış yakışır. Teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli Ali Ağa Belediye Başkanım, çok değerli protokol üyeleri, biz Ali Ağa'ya gelmeyi çok özledik. Çok geldim ama sizlerle buluşamadık. Sizlere her geldiğimde Hafız Mustafa Duman hocamı getirmek, Hafız Ali Tel hocamı getirmek istedim. Birisi televizyondaydı, birisi de dünyanın bir ülkesinde ya da Türkiye'nin merkezindeki bir camide Kur'an okumakla vazifeliydiler. Bugün yıllar sonra pandeminin ardından yeniden burada çok kıymetli hocalarımla beraber sizlerle buluşmak nasip oldu. Biz hoş geldik, siz de safa geldiniz. Allah hepinizi var etsin inşallah. Alemlere rahmet, insanlığa merhamet kaynağı olarak gönderilen Hatemül Enbiya, peygamberlerin en son halkası, nübüvvet mührünü taşıyan peygamber şöyle dua ediyordu. Allahümme barik lana fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Ey Allah'ım, ey Rabbim, Recep ve Şaban ayını mübarek kıl bizlere ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Böyle dua ediyordu. O Kur'an'la var oldu, Kur'an'la yaşadı. Tam nisf-ı Şaban, Şaban ayının ortasında bu gecede hem çok namaz kıldı, hem çok Kur'an okudu, hem de çok dua etti. Öyle bir insan, öyle bir elçi, öyle kutlu bir peygamber ki tebessümü hiç yüzünden eksik etmedi. En öfkeli olduğu anda "Ya Rabbi, gönlüme güzellik ver" diye dua etti. Kullarına kızmamak için hep Rabbine yalvardı ve hiç kimseyi kırmadı. Üzüldü, kırmaya yeltendiği anda Allah tarafından ayet geldi ve yine en yakışanı yaptı. Eğer sen katı kalpli olsaydın, sözün kırıcı olsaydı etrafından dağılıp giderlerdi. Onlara sor, istişare et ve onlarla beraber iş yapmayı bil diyerek peygamberi bir metotla, Kur'ani bir duyuşla, Kur'ani bir duruşla Allah tarafından yeniden "Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi." Beni Rabbim en güzel şekilde edeplendirdi ve beni en güzel şekilde terbiye etti diyerek Rabbine teşekkürünü arz etti. Aziz dostlar, bu akşam, bu geceyi Kur'an'la, dua ile, güzel yaşanmış hikayelerle, kasidelerle, yarın 18 Mart ve bu topraklar Mehmetçiklerini Çanakkale'ye süreli bir asrı geçti ama hala dün gibi aklımızda. İstiklal Marşı yazıldı, kan gönüllere akarken. Ezan-ı Muhammed'in susmasın diye, bayrak gönderden inmesin diye, Muhammed'in nuru sönmesin diye hem dua ettiler, hem koştular, hem canlarını ortaya koydular. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad edeceğiz. Koronadan vefat edenleri de rahmetle, minnetle yad edeceğiz.
ve hepimiz sağlığımız, sıhhatimiz, afiyetimiz ve istikbalimiz için dua edeceğiz. Çok kıymetli genç hafızlarımız da Kur'an okuyacak tertemiz ağızlarıyla, gönülleriyle. Şimdi onları hemen sahneye almak isterim ama önce müsaadeleriniz olursa hocaları olarak önden birkaç ayeti okuyup hem üzerlerindeki heyecan kalksın hem de içerisi şu güzel salon Ali Ağa maneviyatta yolculuğa başlasın. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب السماوات والأرض وما بينهما
رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو لا ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر صدق الله العظيم kabul eylesin. Yüce Allah bu ayeti kerimelerde Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın katından semaya, yeryüzüne bir defada işte bu ayeti kerimelerin sırrı ile işaretiyle indiğini bize gösteriyor. Peyderpey inişini de iniş, bir defada iniş bu gecede, Berat gecesinde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek gönlüne, lisanına düşmeye başlaması da Kadir gecesiyle. Ve Kur'an-ı Kerim tam 23 senede Hazreti Cebrail Aleyhisselam ve Hazreti Peygamber'in birbirine mukabelesi ile gerçekleşti. Bu ayetler bunları anlatıyor. Estağfirullah, Bismillah, Hamim, vel kitabin mubin, her şeyi aydınlatan, apaçık olan kitaba yemin olsun ki, inna enzelnâhu fî leyletin mübâreke, biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. İnna kunnâ munzirîn, ve biz uyarmaya devam ettik. Fiha yufraku kullu emrin hakim. O gecede biz Allah'ın hükmünü tesis için, hakimin hükmünün tesisi için her şeyi ayrı ayrı birbirinden tafsilatlı bir şekilde planladık. Emran min indina, bizim katımızdan bir emirle. İnne kunna mursidin, ve biz birçok elçiyi, peygamberleri de göndermeye devam ettik. Rahmeten min rabbik, senin Rabbinin rahmetinden bir gelişle geliştir bu işte. İnnehu huves semiul alim,
Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Rabbis semavati vel ardi ve ma beynehuma. Allah Teala Rab, yerlerin ve göklerin Rabbi, hem yeryüzünün hem göklerin hem de her ikisinin arasında olanların da Rabbi. İnne kunna mukinin. Her şeyi biz en doğru şekilde yapmaya devam ettik. La ilahe illa huve yuhyi ve yumit. Ondan başka hayat veren ve hayatı alan hiçbir ilah yoktur. Rabbukum, sizin Rabbiniz de O. Ve Rabbu ebaikumul evvelin, sizden önce yaşayanların da Rabbi O. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği an, insanların Allah'ın dinine gruplar halinde girdiğini görürsün. Öyleyse Rabbini hamd ile tesbih et ki Allah Teala tevbeleri çokça kabul edendir. Aziz dostlar, Rabbim inşallah okuduğumuz ayet-i kerimelerin sırrına ermeyi hepimize nasip eylesin. Bu akşam bizleri canlı yayından, evlerinden, dünyanın her bir köşesinden, Aliağa Belediyesi'nin bütün sosyal medya adreslerinden izleyen dostlara da selam ediyoruz. Bu akşam okunan hatmi şeriflerin hepsinin duasını yapacağız. Ama bugün size gönüllerinde Kur'an'ı taşıyan tertemiz gönülleri, Ramazan ayında sizlere inşallah Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğumuz, mukabele ettiğimiz o gelenek var ya, bu sene de okuyacağız inşallah. Hangi televizyon hala belli değil. Keşke olsaydı şu anda, ilan etseydik. Ama hala görüşmeler devam ediyor. Dua edin, 30 yıldır hiç bırakmadan okuduğumuz Kur'an'ı bu sene de hocalarımızın dualarıyla yine okumaya niyet ettik. İnşallah okuyacağız. Hafızlarımız burada. Türkiye'nin her bir köşesinden geldiler. Dünyanın her bir ülkesinde Kur'an ailesinin öğrencileri var. Ben onlar için bir moral alkış isteyeceğim sizlerden ve sahneye davet ediyorum. Kur'an ailesinin çok kıymetli hafızları, buyursunlar. Geleceğin hafızları, Allah var etsin inşallah. Evet. Özel kıldı. Lütuf ve cennet taçlarıyla seni seçti. Ey hamili Kur'an, ey Kur'an'ı taşıyan Rahman olan Allah, seni taçların en güzeliyle ödüllendirdi. Tarifsiz bir huzur ve rızıklarla, ey Kur'an'ı okumaya devam eden, Allah'ı zikretmek için sana müjdeler olsun o yolculuğundaki gufran olan Allah seni bağışlayacak, onunla müjdeleyecek. Ey Kur'an ayetlerini kalabalıkların önünde okuyan, kendi başına köşelerde geceler boyu okuyanlar, işte gökler, işte varlık alemi, her şey senin okuduğun Kur'an'la var oluyor. Ey hamili Kur'an, ey Kur'an'ı okuyan, ey Kur'an'ı taşıyan. Yasin-i Şerif'i dinliyoruz. Hafız Buğdem. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم
المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أعلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فعشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر بالغيب فخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما
السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد
بعد شيئا أي يكون له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. Hepsi gönlünde Kur'an'la geldi. Ama bu gördüğünüz çocukların babası imam, hoca, öğretmen değil. İnanın çok farklı dallarda, bir tanesi öğretmen, düzeltiyorum. Çok farklı dallarda insanların çocukları, evlatları ve beraberce Kur'an yolculuğuna çıktık. Anneleri, babaları söz verdik hafız olacağız diye. Hepsi başka makamda okudu. Çünkü hepsinin gönlünün makamı çok başka. Hepsinin içtikleri çeşmelerin suları bambaşka. Hepsinin genetik formatında getirdiği güzellik çok başka. Fakat bu hafızlar sıradan hafızlar değil, uluslararası hafızlar. Ben şimdi Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi, çok vakit almasın diye, şöyle bir sinerji oluşsun. Ben İhlas suresini okuyacağım. İsimlerini zikretmedim hafızların. Onları okumadan önce ben söyleyeceğim. Ben okuduktan sonra sağ tarafa doğru gideceğiz. Şöyle bakalım. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu ekber, sadakallahul azim. Hafız Muhammed Emir, hafızı buyurun. Utecem se Allahu od proketok şeytana. U ime Allahu milostigok samigosnok. Reti on je Allah jedan. Allah je utatište suakum. Nije rodio i rođenije i nitko mraven nije. Maşallah hafız. Hafız buyursunlar. Sag, erst Allah, einer, Allah, der Überlegene. Hat nicht gezeugt und hat nicht gezeugt worden. Und niemand ist ihm jemals gleich. Hafız Şevval, danke schön. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Скажи, он Аллах един, Аллах вечный, ни родин, и не был ни рожден, и не был ему равный, ни один. Аллах правду говорит. Hafız Yusuf Kenan, спасибо. Haydi bakayım. In the name of Allah, the beneficent, the merciful. Say Allah is the one, Allah the absolute. Allah does not give birth, it was not straightened. And there is nothing comparable to Allah. Almighty Allah says the truth. Thank you, Hafız. Maşallah. Prego. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Di, eyli Allah'e unico, Allah el assoluto. Non ai generato, non è stato generato. E nessuno è uguale a lui. Grazie mille. Hafız Semih Ata, tanıyorsunuz. 5 yaşında burada Kur'an okumuştu. Buyursunlar. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla de ki, Allah birdir, Allah eksiksiz bir samettir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, her şey ona muhtaçtır, doğurmadı ve doğrulmadı, ona bir denk de olmadı, şüphesiz ki Allah en doğruyu bilir. Alkışlayalım hafızlarımızı. İnşallah hafızlık taşlarını giydikleri,
Hafız Ali Tel hocam gibi dünya bilgisi oldukları günleri görürüz. Ama bir gün söz vermiştim burada sizlere. Bir gün Ali Ağa'dan bir hafız çıkaracağız ve bu hafız da dünya bilgisi olacak demiştik. Dünyada Kur'an okuma yarışmaları yapılıyor. Dünyada en çok ilgi gören Kur'an yarışmalarından bir tanesi de bayanlar arası yapılan Kur'an yarışması ve Türkiye'yi inşallah gelecekte temsil edecek iki tane bayan hafız burada. Bir tanesi Kocaeli'den geldi, Hafız Şevval. Hem İngilizce hem Almanca eğitim alıyor. Ben ona özellikle bir alkış istirham ediyorum. Benim talebem olur musun dediğimde olurum dedi, hiç tanımadan. Hiç tanımadan. Ve o gün bugün derslerimize devam ediyor. Ama yanımda bir hanımefendi var. Bu hanımefendiyi tanıyanlar parmak kaldırabilir mi? Bu Bulem Acar. Belediye başkanımızın Serkan Bey'in, Özlem Hanım'ın çok kıymetli ikinci evlatları. Ali Ağa'nın temsilcisi bugün. Ben tebrik ediyorum hem sayın başkanımızı hem kıymetli hanımefendiyi. İnşallah her alanda dünya bilgisi olacaklar. Gerçekten çok, bu kadar insanın önünde Fatiha'yı okutsam size inanın okuyamazsınız. Bunlar Türkiye'nin ve dünyanın değerleri. Allah'ın kelamını okumanın bahtiyarlığını yaşatıyorlar bize. Ben çok teşekkür ediyorum. Hem anne, hem babalarına, hem yetiştiren bütün hocalarına, öğretmenlerine gerçekten saygılarımı sunuyorum. Kendilerinin yerlerine uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar sizi sahneye davet edeceğiz. Sağ olun, var olun çocuklar. Hafız Mustafa Duman hocam, artık ATV'den kaptık hocamı. Bu akşam Nihat Hatipoğlu hocam, Mustafa hocamsız kaldı. İnşallah hepinizin bildiği ilahileri çok kıymetli saz ekibimizle beraber seslendireceğiz. Sizler de eşlik edin. Bu gece bambaşka bir gece. Allah dostları gönlünden düşen o güzel sözleri, kelamları dizelere dökmüşler. Hafızlar, mevlid hanlar, kaside hanlar, münacat hanlar o gönülden gelen sesleriyle asırlardır seslendirmeye devam ettiler. Ve son halka Kani Karaca hocamız merhumdan sonra Hafız Mustafa Duman hocamla devam ediyor. Hazırsanız şöyle bir gönül yolculuğuna çıkalım hep beraber, buyursunlar. Thank you.
Oh,
Thank you.
şahidim arzu semadır bütün ecram ile. Sıdk ile ben Hazreti Şah'ı Ruşule yaksa da açıldı bu gece ebvab-ı rahmet, açıldı bu gece ebvab-ı rahmet. Mümine Mevla'dan selamlar geldi, mümine Mevla'dan selamlar geldi. Sevdim seni babuduma çağır.
kurbanın olan Şah-ı Resul. Kovma kapında kurbanın olan Şah-ı Resul. Kovma kapında didarına müşkak olur. Yesen yesen didarına müşkak olur. Yesen yesen eller semaya açıldı, gönüllere nur saçıldı. Eller semaya açıldı, gönüllere nur saçıldı. Günahlardan kaçıldı şefaat ya Resulallah. Eller semaya açıldı, gönüllere nur saçıldı. Semaya açıldı, gönüllere nur saçıldı, günahlardan kaçıldı şefaat ya Resulallah. Hannan Allah, Mennan Allah, her dertlere derman Allah. Salatullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Salatullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Söz konusu Muhammed Mustafa olunca annesinin babasının adını Mustafa koyduğu hafızın okuyuşu da başka türlü oluyor. Allah Allah. Bu akşam az konuşup çok okuyalım istiyorum. Özledik okumayı, özledik dinlemeyi. Erihna ya Bilal. Peygamberimiz güzel tonuyla erihna ya Bilal, oku, oku da bizi ferahlat, bizi rahatlat, bize güzel koku ver diye baş müezzinine Bilal-i Habeşi'ye böyle seslenilmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bilal ne diyor? İslam'ın ilk müezzini, ya Resulallah, Kur'an sana inmişken, Kur'an'ın ilk hafızı senken, bize okumak yakışır mı? Senin okuman, bizim de dinlememiz lazım. Ne olur lütfedin siz okuyun diye Peygamberimize cevaben böyle bir hitapta bulunmuş. Şöyle düşünün, başkansınız. Müdüre diyorsunuz ki gel benim yerime başkanlık yap. Patronsunuz çalışanınıza, bugün patron sizsiniz. Öğretmensiniz talebenize, bugün talebe olarak değil öğretmen olarak buradasın. Bu sınavı sen idare edeceksin diyebiliyor musunuz? Yeryüzünde eşi benzeri yok. İlk hafız peygamber. Ve Kur'an ona indi. Fakat o okumayı tercih etmeyip diyor ki ya Bilal, ey sahabem, Kur'an güzel okunduğunda onu sizden dinlemek benim de hoşuma gidiyor. Ne olur okuyayım ben de dinleyeyim der. Onun için Hafız Mustafa Duman Hocam şöyle gözleri Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten hemen sonra kapanmış. Artık Kur'an'dan başka hiçbir şeyi görmeyeceksin dercesine. Sadece Kur'an ayetlerini okuyacaksın. Kur'an'ı göreceksin.
Kur'an'ı okuyacaksın ve okutacaksın dercesine Allah Teala onu aydınlık dünyanın içerisine Kur'an yoluna çıkarmış. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Kur'an'ı şüphesiz biz indirdik, koruyucusu da biz olacağız. Elif lam ra, kitabun enzelnahu ileyke. Bu kitap öyle bir kitap ki sana indirilen, لِتُخْرِجَنْ نَاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلَى صِرَاطِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ. Hamid olan, aziz olan Allah'ın yoluna insanları karanlıklardan çıkarıp aydınlığa götürmek için gelen, inen kitaptır. İşte hafızlar Kur'an'ı gönülleriyle taşırlar. Bu güzel hafızlar okudular ya biraz önce. Biliyor musunuz? Şu anda vefat etseler hafız olarak haşrolacaklar. Anne babaları taç giyecek. Hafızlık tacı. Hafız anne babası tacı. Öyle parlayacak ki, öyle parlayacak ki cennetlikler bakacaklar şöyle. Kim bunlar başlarında böyle parlayan taç var? Ve gözleri yüzümüzü alıyor, gözlerimizi alıyor onun parlaklığı dediklerinde, bunlar hafız anne babalarıdır. Bu iltifatı biz söylemiyoruz. Bu iltifat, iltifatı Resul, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iltifatıdır. Mustafa Hocam, madem yarın 18 Mart, madem bu topraklar için canlarını feda ettiler ki biz şu an burada huzurla hudutta nöbet bekleyen Mehmetçiğimiz, polisimiz, emniyet gücümüzün sayesinde huzurdayız. Madem ki o şehitler canlarını feda ettiler, öyleyse 18 Mart hemen şurası, yanı başımız Çanakkale'de 57. alayda 13, 14, 15 yaşındaki çocuklar gece 2:30'da hepsi birden şehit oldular. Boşuna değil. O zaman onları makberle analım. O zaman onları şehadeti anarak analım. Ve yine mikrofonu hafızlara bırakalım. Buyursunlar hocam. Her yer karanlık, pür nur o mevki. Thank you.
Akber ya kabri çiçekten bir türbe olmuş dönmüş o türbe. Dönmüş o türbe bir makberi ancak bu kadar güzel okursun. Ağzına sağlık hocam. Maşallah, maşallah. Mağrip mi, makber mi? Hocam, mağrip olsun. Makbere daha var inşallah. Kıymetli hocam, ilahilerimizi okuyalım. Hafız Ali hocamdan Kur'an-ı Kerim okuyup duaya geçeceğiz sonra. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim.
selam. Ya Salatü vesselam
Aleyke ya Seyyidana ya Habiballah. Allah Habibin aşkına hıfzet ilahi şerri şeytandan. Muhammed ümmetiz, gerçi olduk ehli isyan. Bizi lütfunla mahrum eyleme ya Rabbi gufrandan, ayırma ya ilahel alemin imanı tarik-i müstakimi gösteren Kur'an'dır. Kur'an ona tabi olanlar naili gufrandır. Gufran bila şek mümkün mucibi hüsrandır, hüsran. Bizi lütfunla mahrum eyleme ya Rabbi gufrandan, ayırma ya ilahe.
sabahın seher vaktinde Ali'yi gördüm Ali'yi. Sabahın seher vaktinde Ali'yi gördüm Ali'yi. Yüzümü dizine sürdüm Ali'yi gördüm Ali'yi. Ali'yi gördüm Ali'yi. Yüzümü dizine sürdüm Ali'yi gördüm Ali'yi. Ali'yi. Şehitlerin serçeşmesi, enbiyanın bağrı başı, evliyanın gözü yaşı, Hasan ile Hüseyin'dir, Hasan ile Hüseyin, Hasan ile Hüseyin'dir, Hasan ile Hüseyin'dir, Hasan ile Hüseyin'dir. Şehidi Kerbela, eded ya Kerbela'nın yazıları şehit olmuş gazileri. Fatma annem, Fatma annem kuzuları Hasan ile Hüseyin. Fatma annem kuzuları Çanakkale içinde Aynalı Çarşı. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı. Bana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Bana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim içinde bir uzun seni. Çanakkale içinde bir uzun seni. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim ben.
kale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal, bir hilal uğruna bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Hey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Ezan okumayacağız mı? Hocam İstiklal Marşı'nın yarın 107. yılını kutlayacağız. Okumadan mı? Ben ayağa kalkacağım. Hadi biz de kalkalım hocam. Astığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu dağa fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı cananı bütün varımı alsın da huda etmesin. Tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne ne mahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim, benim inlemeli. Allah.
alemin. Bu ezanı Muhammedi'yi mabetlerimizden eksiltme, bayrağımızı gönderden indirme, camileri cemaatsiz bırakma, kalpleri imansız, Kur'ansız bırakma. Ya Rabbi, senin rızan için ayağa kalkıp ezanı Muhammedi'yi, Allah'ım en büyük sensin nidasını, senden başka hiçbir ilah yoktur sözlerini edeple, dua ile, huşu ile dinleyen bu güzide topluluğu, Ala'nın bağrından tüm dünyaya seslenen bu güzide kullarını ve dünyanın her bir köşesindeki aziz Necip kullarını ya Rabbi dua ile hep beraber amin diyerek duamıza katıyoruz ve yüce makamına gönderiyoruz. Ya Rabbi duamızı kabul eyle. Amin. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Kur'an tilaveti Hafız Ali Tel hocamızdan. Buyursunlar hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
ولدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم آمين آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم زيننا بزينة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة من القرآن، وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن. يا رب العالمين، 3 ayların tam evvelinin Recep ayının içindeki mübarek geceleri en güzel şekilde ihya etmeye, hep beraber icra etmeye çalıştık. Ya Rabbi, Recep ayını cümlemizden hoşnut ve razı eyle. Şaban ayının tam ortasındayız. Ya Rabbi, bu gecenin gündüzü gecesi, Şaban ayının bütün gündüz geceleri bereketlidir. Birçok gününü oruçla geçiren Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak biz de bu sünnetleri icra etmek, Kur'an'ı okumak, orucu tutmak, hayrı hasenatı bolca yapmak niyetiyle Ya Rabbi bu güzel mecliste toplandık. Geçmişimizi Kur'an'la, dua ile, hayır ve hasenat ile yad ediyoruz. Ya Rabbi her birini haberdar eyle. Kur'an-ı Kerim'i yeryüzünde ilk inzal olunan ve Kur'an'ın ilk hafızı olan, Kur'an'ı gönlünde taşıyan, Kur'an'ı hayatında yaşayan, alemlere rahmet, insanlığa merhamet kaynağı olarak gönderdiğin Habib-i Zişan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e acizane fakirane dualarımızı arz ediyoruz. Ya Rabbi kabul eyle. Ruhu Seyyidil Enam cümlemizden hoşnut ve razı eyle. Ya Rabbel Alemin, Kur'an yolunda bizleri daim eyle. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine hepimizi nail eyle. Kur'an'ın hıfzı ile Ya Rabbi, mahfazayı ilahiyende cümlemizi hıfzu emin eyle. Ya Rabbel Alemin, saatlerdir genç yaşlı çocuk demeden, şurada su dahi içmeden, yerinden kıpırdamadan, ayağı dahi kalkmadan, sırf ezan-ı Muhammedi okunacak diye, sırf İstiklal Marşı okunacak diye herkesin ayağa kalktığı şu güzel mekanın içindeki huzuru iliklerimize kadar istedik. Kalbimiz Kur'an'ın nuru ile tenvir oldu. Gönlümüz mesrur oldu. Ruhumuz sakin oldu. Ya Rabbi, bu sükuneti, bu huzuru gelen günlerde ömrümüzün sonuna kadar keyifle, muhabbetle, huzurla yaşayabilmeyi hepimize nasip eyle. Ya Rabbi, geçen seneden bu seneye ömrü yetmeyen, bugün aramızda olmayan, başta Feder-i Alim, Hafız Hüsnü hocamız olmak üzere, Ali Ağa'nın kıymetli başkanı, o güzel insan ve şu duada ismi zikredilmesi gerekip de şu anda tadad etmediğimiz kimler varsa her birini rahmetle, minnetle yad ediyoruz, haberdar eyle. Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin. Hepimizi affettiğin, bağışladığın kullardan eyle. Allah'ım, işimizi, ticaretimizi, ziyaretimizi, cemiyetimizi, siyasetimizi, ilmimizi,
senin emrettiğin, senin bahşettiğin, senin müjdelediğin şekilde yapabilmeyi, hamd eden, şükreden sevgili kullarından olabilmeyi hepimize nasip eyle. Allah'ım anneler, anneanne babaanneler, anne adayları şu anda içimizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok hürmet ettiği kız çocukları, anneler ve anne babaanne olup büyük olanlar, dizlerinin dibine oturup onlarla sohbet eden, onların duasını alan, küçüklerine hürmet etmeyen, büyüklerine merhamet etmeyen, küçüklerine şefkatli davranmayan, emri bil maruf, iyiliği emretmeyen, kötülüğü yasaklamayan, engellemeye çalışmayan bizden değildir diyerek ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel veciz, müjdeli ifadelerine hürmeten, ya Rabbi biz de annelerimizi baş tacı yaptık, dualarını diliyoruz. Dünyadayken onların duasını alarak cenneti hak edenlerden olmayı hepimize nasip eyle. Ya Rabbi komşu ülkelerde savaş var, dünyanın bir ucunda zulüm var. Sen dünyadaki işlerimize karışmazsın, ihmal etmez, mühlet verirsin. Kim, kimden daha güzel ne yapıyor bunu görmek, kötülüğü kim engellemeye çalışıyor, iyiliği kim aşırmaya çalışıyor bunu görmek için iradeyi, kudreti, zerrelerini bize lütfedensin. Ya Rabbi, aziz Türk milleti, bu necip millet dünyanın bir ucundaki zulme nasıl engel olduysa asırlardır bugün de yaralanan, yara alan, yere düşen, evinden çıkmak zorunda kalan, devletini terk eden, topraklarına elveda demek zorunda olan kardeşlerimize el açıp, ev açık, gönül açıp onlara da mihmandar olmayı ya Rabbi bizlere nasip eyle. Bu güzel memlekete, aziz vatana, necip millete, canı gönülden hizmet edenlere sen yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böylesi gecelerde, Şaban ayının tam ortasında, beraet gecesinde, ya Rabbi sana nasıl yalvardı, nasıl niyazda, tezarruda, münacatta bulunduysa biz de ellerimizi açtık, huzuruna geldik, kapına geldik. Affını diliyoruz. Onun ümmeti olarak ya Rabbi biz de onun duasını aynen tatbik etmeye çalışıyoruz. Lütfen keremen dualarımızı kabul eyle. Allah'ım şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz, haberdar eyle. Bu güzel memlekete, aziz vatana, necip millete hizmeti dokunmuş kimler varsa her birini rahmetle, minnetle yad ediyoruz, haberdar eyle. Allah'ım bu toprakları bizlere yurt kılan Sultan Alparslan'dan Sultan Fatih Mehmet Han'a, Sultan Kanuni Sultan Süleyman'dan Sultan Abdülhamit Han'a ve bu memleketi tamamen her bir köşeden yok etmek için askerlerini topraklarımıza yığmış Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı o güzel günlerde, zor dualı günlerde, bu vatan geçilmez, Çanakkale geçilmez, bu topraklar Müslüman yurdu, bu topraklar Türk yurdu diyerek canını pahasına alarak, arkasına milletini alarak, Allah'ım, Allah'ım bu memlekete bir daha İstiklal Marşı yazdırma diyen şairler, bu topraklar geçilmeyecek, yurtta sulh, cihanda sulh diyerek, dua ederek milletini arkasına alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle yad ediyoruz, haberdar eyle. 100 yıldır bu topraklara hizmeti dokunan vekil olarak, bakan olarak, başbakan olarak, cumhurbaşkanı olarak, muhtar olarak, cephede dahi savaşarak, memleket için kalemini oynatan, memleket için gece gündüz çalışan, bizlere bu emaneti tevdi eden kimler varsa ya Rabbi her birini rahmetle, minnetle yad ediyoruz, haberdar eyle.
bu güzel yavrular, bu güzel çocuklar bizden neyi görüyorsa aynısını ve daha güzelini yapacaklar biliyoruz. Allah'ım emaneti tevdi ettiğimizde bizden daha güzel işlere imza atmalarını kendilerine müyesser eyle. Hafız, Halim, Kerim, Şekur, güzel insanlardan olmaları nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, hasta kullara şifa, dertli kullara deva, borçlu kullara eda, na murad olanları ber murad, na şad olanları kariben handanu şadan eyle. Ya Rabbi Berat gecemizi mübarek eyle. Berat gecesinin sırrına ermeyi bizlere nasip eyle. Ramazan ayına sağlık, sıhhat, afiyetle erişmeyi, mukabeleleri okuyabilmeyi, oruçlarımızı tutabilmeyi, namaz, niyaz, hayır, hasenat, ibadat ve taatımızı en güzel şekilde yapabilmeyi hepimize nasip eyle. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar bi rahmetike ya erhamer rahimin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha suresini gelin hep beraber okuyalım. Tüm Türkiye ve tüm dünyanın Kur'an sesine ihtiyacı var. Allah'ın kelamının sesinin ulaştığı yere huzur gelir. Dünyanın da huzura, sükunete ve suhulete ihtiyacı var. Amin. El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله kabul eylesin. Selman hocam. Ne olur? Yanıma gel. Selman hocam. Hocam. Efendim ama bir şey var. Buyurun. Kusura bakma Selman hocam. Selman hocamız herkes alkışlattı. Bu programı düzenleyen, sunan, dua eden Selman Okumuş hocamız. Ben de Selman hocamıza bir alkış istirham ediyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer başkanıma arz edeceğim ama önce küçük hafızlarımız Nevşin Çalışır. Ve küçük hafızlarımızı çağırıyorum. Hemen sahneye gelsinler. Hafız Mustafa Haki, Hafız Yusuf Kenan Kılıç, Hafız Semih Ata Gökmen, Hafız Şevval Büyük Göçmen, Hafız Muhammed Emir Şahin, Hafız Emir Kağan Çalışır, Hafız Buğlem Acar. Sahneye davet ediyorum. Sevgili misafirler, Ala Müftülüğümüz, Fatih Camii öğrencileri çok güzel bir tiyatro düzenlemişler. 19 Mart Cumartesi akşamı Tüfraş Halk Eğitim Merkezi'nde Çanakkale için çok güzel bir program hazırlamışlar. Akşam saat 20'de orada Ali ağalarımızı görmek istiyoruz. Ve Ali Ağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Küçük hafızlarımıza teşekkür için. Serkan Başkan geldiği ilk günden beri hafızları baş tacı ediyor. Ali ağamız da maşallah hafızların geldiği akşam hiç ama hiç hafızları yalnız bırakmıyor. Ben kendi adıma ve hafızlar adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli başkanım hafızlarımı alnından öpüyor. İnşallah daha nice hafız bu güzel yavrumuz baş tacı olur. Sayın başkanım bu güzel kızı başka türlü öpün. Bu sizin evladınız. Allah var etsin inşallah. Alkışlayalım.
Nefşin Yasin'in birinci sayfasını ezberledi. Ama ben mikrofonu bir sonraki programda kendisine vereceğim. İnşallah Allah nasip ederse. Tamam mı Nefşin'cim? Söz mü? Hadi bakalım. Ay buraya bir küçük 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 kız daha geldi. Ay ay bu da Tuğsem. Ablanın yanına dur bakalım. Buyursunlar. Bir hatıra fotoğraf için Mustafa Hocam'ı da alalım. Sayın Başkanım mikrofonu arz edeyim. Evet. Pandemiden ötürü uzunca bir zamandır bir araya gelememiştik. Bu akşam, bu gece Ramazan ayının müjdecisi, rahmet ve marifet gecesi, berat gecesinde bir araya gelmek nasip oldu. Bizleri bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Evet, Selman Hocam alalı sayılır artık. Hoş geldin demek bile artık alaya evine geldi. Ben bu mübarek gecede bizlerle birlikte olan çok değerli hafızlarımıza sizlerin huzurunda bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel Kur'an okudular. Geleceğin hafızlarına da çok teşekkür ederim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. Siz değerli alalılar da bu güzel gecede buraya teşrifler ettiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Aramızda yarın biliyorsunuz Çanakkale Zaferimizin yıl dönümü, aynı zamanda Şehitler Günü. Alağımızın, şehitlerin anaları var. Kendilerinin ellerinden öpüyorum. Kandilleri mübarek olsun. Bizleri, bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şeyhlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Tüm alağımızın, tüm İslam alemin kandili mübarek olsun. Cenab-ı Hak nice kandilleri nasip etsin inşallah hep birlikte. Allah bu gece edeceğiniz tüm duaları, ettiğiniz tüm duaları kabul eylesin inşallah. Hepinizden Allah razı olsun. Hayırlı kandiller diliyorum. Hafız Semihat'a. Hafızlarımızı Sayın Başkanım bu ödem hak etti. Elif, B, T, S dedi. Maşallah. Yasin'i de ezberledi. Allah nazardan korusun. Muhammed Emir. Hafız Emir Kağan. Hafız Nefşin Çalışır. Hafız Mustafa Haki. Sayın Başkanım bu küçük hafızlarımız teşekkür ediyoruz. Tüm Kur'an ailesi adına biz de teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Allah razı olsun. Tuğsem de inşallah bir sonraki programda burada okur. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Berat geceniz mübarek olsun. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Sağ olun, var olun efendim.